İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sizlere şu anda Emniyet Müdürlüğü'nden ve makam odasından sesleniyoruz. İl Emniyet Müdürümüz Ömer Aydın'la birlikteyiz. Sevgili seyirciler, hepiniz hatırlayacaksınız. Balıkesirli Emniyet Kemeri Takıyor projesi vardı. Bu proje çok önemliydi ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün kontrolünde ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü bu proje Balıkesir'de çok etkili bir şekilde yürüdü ve artık projenin de sonuna geldi. Biz de projenin o bitiminde Emniyet Müdürümüzle birlikteyiz. O projeyi ve bir başka bir proje daha var, onu değerlendireceğiz. Müdürüm, öncelikle programımıza hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Evet. Müdürüm, isterseniz o projeye başlangıçla ilgili şöyle birkaç cümle alayım. Zannediyorum Kasım ayında başladı. Amaç neydi ve şu anda gelinen nokta ne? Şöyle isterseniz biraz özetleyelim. Buyurun. Trafik, her zaman söylediğimiz gibi, gerçekten sadece Balıkesir'in değil, sadece ülkemizin değil, dünyanın sık sık insanların başını ağrıtan bir sorun. Ve her ülke, her şehir bu konuda çözüm üretme arayışında. Dolayısıyla Balıkesir Emniyet Teşkilatı olarak biz de trafik sorunuyla baş edebilmek için eğitim konusuna büyük ağırlık veriyoruz. Her türlü yol kullanıcısını eğitim programlarımıza dahil etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda arkadaşlarımız yaklaşık 2 sene içerisinde birçok proje hazırladılar. İhtiyaç olan alanlarda bu projeleri hayata geçirdik. Sizlerin de yakinen bildiği gibi işte Hacivat Karagözlü Trafik Eğitim Projesi, yine Mobil Trafik Eğitim Tırı Projesi, çözüme, trafikte çözüme siz de ortak olun projesi gibi birçok projeyi hayata geçirdik ve birçok vatandaşımız bu projelerden yararlandı ve eğitimden geçirildi. En son arkadaşlarımızın hazırladığı Balıkesirli Emniyet Kemerini Takıyor projesi de özellikle meydana gelen trafik kazalarında vatandaşlarımızın emniyet kemerini kullanmamalarından dolayı büyük mağduriyet yaşadıklarını belirledik, tespit ettik. Dolayısıyla trafikte belli başlı kural ihlallerini önlemek ve vatandaşın bu konudaki bilincini arttırmak ve trafiği bir yaşam biçimi olarak vatandaşlarımıza benimsetebilmek adına hazırlanan bu projede birinci önceliğimiz emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmaktı. Evet. Yaptığımız tespitlerde şehirler arası yollarda vatandaşlarımızın emniyet kemeri kullanma, takma oranlarının biraz daha yüksek olduğunu gözlemledik. Ama şehir merkezinde, özellikle şehir içerisinde vatandaşlarımızın işte kendilerinin yavaş gittiklerini gerekçe göstererek veya şehir içerisinde olmalarından dolayı sık sık durup kalkmalarını, araçtan girip çıkmalarını gerekçe göstererek emniyet kemeri takmadıklarını gözlemledik. Yavaş gittiği takdirde emniyet kemeri takılmamasının onlara herhangi bir zararının olmayacağı gibi yanlış algıların olduğunu belirledik. Dolayısıyla trafik kazalarında üzücü sonuçların meydana gelmemesi adına ve meydana gelen kazalarda daha vahim sonuçlara varmaması adına emniyet kemeri kullanımının daha yaygın hale getirilmesini bu projede hedefledik. Ve bu projeyi arkadaşlarımız hazırladıktan sonra toplumun her kesimine ulaşmayı proje hedefleri arasına koyduk. Yani sadece birkaç noktada bir eğitimden sonra projeyi tamamlamak istemedik. Ve arkadaşlarımız gece gündüz ulaşabildikleri her yere ulaşmaya çalıştılar. Bu projeyle ilgili hazırladıkları materyalleri işte kamu kurum ve kuruluşlarıyla temasa geçtiler ve kamu kurumlarında çalışan kamu görevlilerine yönelik olarak projeyi sundular. Yine sivil toplum örgütleriyle irtibata geçtiler. Sivil toplum örgütlerinin hazırladıkları salonlarda onların kendi üyelerine hitap ettikleri kitlelere yönelik bu eğitim programını gerçekleştirdiler. Yine okullarımızla temas kurduk. Öğrencilerimize yönelik böyle bir eğitim verdik. Akşamları baktık, önemli bir miktarda vatandaşımız kahvehanelerde toplanıyor, sohbet ve eğlence amaçlı. Onlara da ulaşmayı hedefledik ve arkadaşlarımız her akşam bir kahvehanede yine projeyle ilgili olarak çalışmalar icra ettiler. Ve toplam yaklaşık 30 civarında böyle
sunumlar, toplantılar gerçekleştirildi. 3000'in üzerinde vatandaşımıza ulaştık. Bu arada proje çerçevesinde hazırladığımız binlerce broşürü yine vatandaşımıza bu çalışmalar esnasında dağıttık. Yine gerek sizin televizyonunuz aracılığıyla, gerekse diğer yerel basın aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaşarak özellikle emniyet kemeri kullanımının önemi üzerine durduk. Ve proje yaklaşık Aralık ayının, 2011 yılının Aralık ayının başında başlamıştı. Ve projemizi nihayetlendirdik. Şimdi tekrar sokakta arkadaşlarımız emniyet kemeri kullanımını tekrar ölçümlerini yapıyorlar. Sevinerek söyleyebileceğimiz bir husus şudur ki, evet, bu projenin tamamlanmasından sonra emniyet kemeri kullanımının oldukça yaygınlaştığını gördük. Vatandaşlarımızın birçok doğru bildiği hususların aslında yanlış olduğunu kendileri anlamış oldular, öğrenmiş oldular. Yine araçta seyahat esnasında vatandaşlarımızın yanıldıkları veya doğru bildikleri ancak yanlış olan hususlardan birisi şudur, o da arka koltukta oturan vatandaşlarımızın emniyet kemeri kullanmaması. Nasıl motorlarda sadece sürücü motor başlığını takıyor ama arkada yolcu olarak taşıdıkları kişiye herhangi bir başlık takmıyorlar, onu önemsemiyorlar. Aynen araçlardaki seyahatte de yakinen gözlemlediğimiz husus, önde oturan şahısların emniyet kemerine taktıkları, arkadakilerin emniyet kemeri kullanımından kaçındıklarını gözlemledik. Halbuki meydana gelen kazalarda önde oturanlardan çok arkadakilerin kemer takmamadan dolayı daha çok mağdur olduklarını gördük. O filmlerde, gösterdiğiniz filmlerde onlar çok güzel bir şekilde yansıtılıyor. Evet, yani orada çarpıcı görüntüler var. Zaten vatandaşlarımız o çarpıcı görüntüleri izledikleri zaman doğru bildiklerinin konuların aslında yanlış olduğunu anlamış oluyorlar. Çünkü arka koltukta seyahat edenler tamamen korunmasız oluyorlar ve seyahatle ilgili hiçbir dikkat göstermiyorlar. Ama ön koltukta oturan insanlar, ön koltukta oturmanın verdiği durumla beraber emniyet kemerlerini takıp yolu da gözlemleyerek daha dikkatli hareket edebiliyorlar. Ama arka koltukta böyle bir şans olmuyor. Dolayısıyla araç içerisinde bulunan herkesin emniyet kemeri %100 takması lazım. Evet. Vatandaşlarımıza bunu görsel olarak da ifade ettikten sonra yine hepinizin bildiği emniyet kemeri simülasyon aracımız var. Biz bunu Balıkesir'e birkaç kez bu aracı da getirdik. Vatandaşlarımıza canlı olarak emniyet kemeri kullanımının önemini o araç yardımıyla anlatmaya çalıştık. Yine o araçtaki sunumu izleyen arkadaşlarımız, vatandaşlarımız emniyet kemeri kullanımının ne kadar önemli bir şey olduğunu anlamış oldular. Dolayısıyla projenin sonuçları itibarıyla çok sevindirici olduğunu ifade edebilirim. Ancak daha da yaygınlaştırmamız ve çevremizdeki eşimizi, dostumuzu, arkadaşlarımızı da bu konuda uyarmamız gerekiyor. Özellikle bizim verdiğimiz trafik eğitimlerinde biz öğrencilerimize çok fazla proje hazırlayıp onlara bu konuda eğitim veriyoruz. Dolayısıyla çocuklar tabii bunları öğrenmede çok daha istekli ve öğrendiklerini uygulamada da çok hevesli ve istekliler. Dolayısıyla ailelerine de onların ikazda bulunduklarını gözlemliyoruz, görüyoruz. Ben özellikle büyüklerden çocukların bu ikazlarına uymalarını ve riayet etmelerini özellikle istiyorum. Özellikle onların söylediklerini dikkate almaları gerekiyor. Çünkü siz o gittiğiniz okullarda o verdiğiniz eğitimden sonra onlarla ben de görüştüm birkaç defa. Gittiklerinde anlattıklarını biliyoruz. Ama anneler babalar da işte onlara kulak ardı etmesin. Anneler babaların bir şeyi daha müdürüm, onu özellikle vurgularınız, arka koltukta. Şimdi bebek koltukları var. Belli yaşa kadar çocuklar şeyde duruyor. Bebek koltuklarında arkada oturuyor. Fakat şöyle 8 ile 12, 13 yaş arası çocuklar arkada bebek koltuğunda değil. Ve emniyet kemersiz oturuyor ve çok dengesiz de oturuyor. O sizin görüntülerde var. O aradan fırlayıp cama gidiyor. Bu çok önemli. Kesinlikle arka koltukta seyahat eden özellikle çocukları mutlaka emniyet kemeriyle seyahat etmeleri gerekli. Evet.
Peki bu emniyet kemeri esnasında gerçekten çok sistemli bir şekilde işte başta sizin söylediğim gibi ifade ettiğim gibi yönlendirmenizle işte Uğur Öztürk müdürün ve şu trafik test şube müdürlüğündeki ekiplerin o fedakarca çalışmaları sonrasında gelinen durum sevindirici dediniz. Özellikle şehir içi değil mi müdürüm? Çünkü ben de o şehir içinde takmayanlardan biriydim ve o görüntülerden sonra takmaya başladığımı daha önce de söylemiştim. Çok sayıda sizin gibi görüştüğümüz insanlar, vatandaşlarımız bize bunu ifade ediyorlar. Yani evet. Daha önce şehir içerisinde en azından kemeri takmıyordum, gerekli olduğunu düşünmüyordum diyen vatandaşlarımız izledikleri o görüntülerden sonra bizim bu konuya yönelik ikazlarımızdan sonra kemer takmaya başladıklarını ve çok faydalı bulduklarını ifade ettiler. Sanıyorum bu bilinç her geçen gün bu eğitimler sayesinde artarak devam edecek. Peki şimdi yine bir proje daha var. Bu da çok önemli. Her gün gazetelerin birinci sayfalarında, eskiden belki üçüncü sayfadaydı, şimdi birinci sayfalarına geldi. Aile içi şiddet konusu var. Yine Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü bir proje, Beyaz Lale Projesi, Balıkesir Valiliği'nin şeyinde, kontrolünde. Bu proje de çok önemli. Balıkesir'de biz bir iki program yaptığımızda, hukukçulara sorduğumuzda, evet var, Balıkesir'de de aile içi şiddet var, koruma altında olanlar var. Bu projeyle ilgili de sizden birkaç cümle alalım. Şimdi aile içi şiddet, tabii biz sadece kadına yönelik şiddet demiyoruz. Aile içi şiddet diyoruz. Şiddetin çok değişik boyutları da var. Yani şiddeti sadece vurma veya karşıdaki insana zarar verme olarak da görmemek lazım. Psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet gibi çok değişik boyutları var. Aile şiddet tabii sadece bugün ortaya çıkmış bir olgu değil. Aile şiddet geçmişte de vardı. Ama belki vatandaşlarımız eskiden bu konuyu biraz daha aile içinde tutma ve dışarıya yansıtmama veya ilgili makamlara bildirmeme şeklinde bir anlayış biraz daha hakimdi. Ancak şu an günümüzde bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler de önemli ölçüde tamamlandı. İnsanlarımız, vatandaşlarımız değişik konularla ilgili olduğu gibi bu konuda da haklarının neler olduğu, mağduriyetlerini gidermede izleyecekleri yol konusunda daha fazla bilgi sahibi oldular. Dolayısıyla eskiye oranla günümüzde daha fazla aile içi şiddete maruz kalan insanlar bu yaşadıkları mağduriyeti ilgili makamlara, resmi makamlara iletme durumuyla karşı karşıyalar ve dolayısıyla kamuoyunda zaman zaman aile içi şiddetin çok arttığı şeklinde bir algı sıkça ortaya çıkıyor. Özellikle de sivil toplum örgütleri de bu konuya önem verdikleri ve ilgi gösterdikleri için sanki aile içi şiddet günümüzde çok daha fazla artmış gibi bir algı oluşuyor. Halbuki aile içi şiddet geçmişte de vardı. Ancak bugün bu suç türüyle mücadele etme noktasında taraflar biraz daha bilinçlendi. Mağduriyetler artık eskisi gibi gizlenmiyor. İlgili makamlara aktarılıyor. Görevli olan kamu görevlilerinde bu konuyla ilgili özellikle son yapılan düzenleme ile beraber geçen düzenleme ile beraber kamu görevlilerine bu konuda hem sorumluluklar verildi hem de yetkileri bu konuda arttırıldı. Dolayısıyla bundan sonra bu konuda mücadelenin çok daha sağlıklı bir zeminde yürütüleceğini düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili olarak tabii ki güncel bir konu ve önemli bir konu. Balıkesir Emniyet Teşkilatı olarak Sayın Valimizin talimatıyla biz de diğer kurum ve kurum sivil toplum örgütlerini de içine almak suretiyle böyle bir projeyi Beyaz Lale ismini verdiğimiz, daha ismini de Sayın Valimiz bizzat kendisi projenin ismini verdiler. Bu projeyi arkadaşlarımız çalıştılar, oluşturduk. Projenin içerisinde Balıkesir Barosu, Balıkesir Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Anneler Derneği, işte Baro, Balıkesir İş Kadınları Birliği dahil olmak üzere çok kapsamlı bir proje hazırlandı. Bu proje çerçevesinde de biz diğer projelerimizde olduğu gibi olabildiği ölçüde tüm vatandaşlarımıza geniş bir kitleye ulaşmak
ve projeyi aktarmak istiyoruz. Bu çerçevede sizlerin de takip ettiği gibi yine kahvehanelerde arkadaşlarımız sunumlar icra ettiler. Kahvehanelerde vatandaşlarımızı bilinçlendirdiler, bilgilendirdiler. Aile şiddet konusunda şiddete başvuran kişilerin başına neler gelebileceği, ne tür hukuki sorumlulukları olacağı kendilerine ifade edildi. Yine özellikle bayanlara yönelik verilen eğitimlerde de aile içi şiddete maruz kaldıklarında izleyecekleri yol konusunda ve onların hukuki olarak hangi haklara sahip oldukları hususları kendilerine hem barodan gelen avukatlarımız vasıtasıyla, işin diğer psikolojik boyutu Balıkesir Üniversitesi'nden gelen öğretim elemanları tarafından, yine kamu görevlileri olarak özellikle aile şiddet konusunda işte mücadele eden kolluğun ne şekilde hareket edeceği, mağdurlara nasıl yardım sağlayacağı ve mağdurlarla iletişimin ne şekilde olacağı konusunda bizim eğitmenlerimiz tarafından hem vatandaşlarımız bu konuda bilinçlendirildi, hem de biz kendi kamu görevlerini, özellikle de alanda görev yapan polislerimizi eğittik. Özellikle polis merkezlerinde görev yapan arkadaşlarımız, yıldırım ekiplerde, toplum destekli polislik biriminde, yani sokakta görev yapan ve bu tür suçla karşı karşıya gelen ve bu suçun soruşturmasını takip edecek ve mağduru koruma sağlayacak arkadaşlarımızın eğitimini tamamladık ve arkadaşlarımızın nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda hem psikolojik, pedagojik bazı eğitimler verdik, hem de bu işin hukuki formasyonu ne olduğunu arkadaşlarımıza net olarak ifade ettik. Sanıyorum bu konuda Balıkesir olarak erken hareket ettik. Bizim dışımızda kent konseyinin de bu alanda gerçekleştirdiği, biliyorsunuz, bir proje var. Dolayısıyla toplumun her kesimine ulaşıp mağdurları bu konuda bilgilendirme, bilinçlendirme, bu suçun işte tarafı olabilecek olan insanları da belki uyarma, ikaz etme işlevi görecek olan bu proje toplumun önemli bir kesimi kapsayacak ve bu konuda belli bir bilinç oluşacak ve zamanla bu duyarlılık toplumun her kesimine de yayılacak ve dolayısıyla insanlar eskisi gibi şiddet uygulayan, aile içinde şiddet uygulayan insanlar bu kadar rahat veya eskisi gibi rahat hareket edemeyecekler. Çünkü şiddet uyguladığı aile fertleri bu konuyu kendileri kamu görevlerine ilgili soruşturmakla görevli kamu görevlerine iletmeseler bile bu konuda oluşan o bilinçle, o algıyla bu işe şahit olan komşuları, okulda öğretmenleri ve işte mahallede yaşayan diğer sakinler, diğer insanlar çevrelerinde gördükleri bu olumsuzlukları ilgili makamlara ileteceklerdir ve dolayısıyla şiddet uygulayan insanlar da bu kadar rahat hareket edemeyecekler. Yine son düzenleme ile bununla ilgili bazı tedbirler, koruma tedbirleri de geliştirildi. Özellikle mülki amirlere ve kolluk amirlerine bu konuda önemli yetkiler verildi. Dolayısıyla bu konudaki kamuoyundaki duyarlılığı arttırmamız gerekiyor. Hani eskiden işte biz polise haber verdik, geldi. Kanunun el verdiği ölçüde müdahale olduğu için belki de bırakılıyordu. Bilmiyoruz tam manasıyla. Öyle bir intiba da vardı. Şimdi bundan sonra o yaptırımlar biraz daha fazlalaştığı için takibi de arkasından gelecek, değil mi? Yani mülki idare amirine ve kolluk amirine re'sen kullanılabilecek bazı yetkiler, koruma tedbirleri geliştirme görevi ve sorumluluğu veriliyor. Dolayısıyla anında sıcağı sıcağına müdahale ettiğimiz olaylarda, acil durumlarda özellikle alınabilecek bazı tedbirler var. Kullanabileceğimiz konuda bazı yeni yetkilerimiz, sorumluluklarımız oldu. Dolayısıyla çok rahatlıkla bundan sonra mücadelenin daha rahat bir zeminde sürdürülebileceğini, daha sağlıklı bir zeminde sürdürülebileceğini söyleyebiliriz. Evet. Tabii bütün bunlar zaten huzurlu bir kent olan Balıkesir'in daha da huzurlu olması. İşte ben onu belirteyim. Geçtiğimiz gün 21'inde Nevruz kutlamaları oldu. Balıkesir'in birçok yerinde birçok kamu kurum ve kuruluşların da katıldığı resmi törenler de yapıldı. Yani Nevruz kutlamaları yapıldı.
Özellikle Necati Bey Eğitim Fakültesi'nde ben de oradaydım, yakından gözlemledim. Çok huzurlu, sakin, o televizyonlarda gördüğümüz olumsuzlukların dışında çok güzel bir Nevruz şeklinde geçti. Ama tabii ki bütün bu sizin yaptığınız çalışmalarda bu huzurun, bu sakinliğin daha da fazlalaşması, daha düzgün, daha iyi hale gelmesi için. Toplum destekli polislik projeleri adını verdiğimiz bu genel yürütümüz projelerin tabi uzun vadede de toplumdaki huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında faydaları olacağı çok açık. Günümüzde belki projelerin bir takım faydaları görünse bile ama uzun vadede bu projelerle birlikte eğitimden geçen birçok insan çevresine de bunları aktarmak suretiyle özellikle eğitim verdiğimiz bu konuda bilinçlendirdiğimiz öğrencilerimiz ileriki yaşamlarında çevrelerinde huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında kendi üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirecekler ve bu bilinçle özellikle kolluk görevlilerine, polis ve jandarmaya bu konuda daha fazla yardımcı olacaklar. Kendi güvenliklerini sağlama noktasında bireysel tedbirlerinde duyarlı bir şekilde daha iyi bir noktada alacaklar ve daha huzurlu, daha güvenlikli bir Balıkesir idealine ulaşmış olacağız. Peki müdürüm, çok teşekkür ediyorum. Onun için bütün projeler zaten sizde biraz çocuklara daha ağırlıklı, öğrencilere daha ağırlıklı oluyor. Onun için bundan sonraki çalışmalarınızda da size başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Balıkesirli Emniyet Kemerini Takıyor projesi sonuçlandı. Az önce Sayın Müdürümüzün de aktardığı gibi çok güzel gelişmelerle sonuçlandı. Devam eden Beyaz Lale projesiyle ilgili de Sayın Müdürümüz bilgi verdi bize. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.